Başsağlığı dilemenize gerek yok. Kardeşimi bu masaya ben oturttum. İstedim ki bir ailenin parçası olsun. Ama o beni çok zor duruma düşürdü. Bu masadaki herkes başına gelen felaketi benden bilmek üzereydi. Sağ olsun Yaşar işin peşini bırakmadı. Ve benim araştırmalarım da Yaşar'ı haksız çıkarmadı. İlyas. Ne iş? Yaşar bana söylemişti. Tek başıma yapmam diye. Ama İlyas'la olacağını bilmiyordum. Ben sadece oradaydım. Hem ben de sizin kardeşinizi Yaşar'ı öldürteceğinizi bilmiyordum. Açıkçası ben takdir ettim. Ekrem'in yıllarca hasta olan kardeşine nasıl sahip çıktığını duyardık. Böyle bir şeyden sonra yine sahip çıkacağını düşündük. Ve Hızır'la birlikte hasımlığımızı bildirmek üzere oteline gittik. Bildirme demeyelim ona. Öldürmeye diyelim. Ateş. Bak bir gün evde durduk. Neler olmuş? Sadece bir gün mü abi? Bir haftadır evden çıktığımız yok. Niye öldürmediniz reis? Yani şahsi algılamayın. Şimdi sizi tanımadığım için. Dedi ya. Ekrem Bey gereğini yapınca reis de Ünal Bey masaya davet etmiş. Zor bir karar. Kardeşinin ölmesine izin vermek. Benim de kardeşimi bu masadakilerden biri öldürdü. Tabii ihanet ağır. Ama kan bağından önemli şeyler hepimiz için mevcut. Murat'ı diyor. Şimdi yeni katıldığınız için ben söyleyeyim. Ateş'le birlikte yaptılar. Şimdi akrabalar. Biliyorum Ender'ciğim. Nereden biliyorsun Ekrem Bey? Sen de Yaşar arkadaş gibi dönüşüm işinde misin? Bir şeylerimizi mi karıştırıyorsun? Ne yapıyorsun? Buradan uzak yaşamak, buradan habersiz olmak demek değildir. Tam tersine, buradaki herkesten daha ilgili oldum hayatım boyunca. Benim merak ettiğim şey, kardeşinizin yurt dışı bağlantıları. Hani onlar bu işi ne diyor? Anlaşılan Yılmaz henüz Almanya'dan fırça yemedi. İsmini açıkça söyleyebilir miyim diye soruyor Ekrem. Haberleri var Yılmaz'cığım. Ben hiçbir işimi gizli yapmam. Bu masada da hiçbir iş gizli olmasın isterim. Birbirimizden tabii ki. Ekrem Bey, sorgulanmak gibi algılanmasın ama kardeşinizin ihanetini bilmiyor muydunuz? Hiç mi şüphelenmediniz? Biz yeğenimizi kaybettik sizin kardeşinizin oyunları yüzünden. İnsan kardeşinden niye şüphelensin ki Alparslan? Tabii ki Teoman'ın farklı ilişkilerini görüyordum. Ama sizler de biliyorsunuz ki bunları kullandığı maddelere bağlıyordum. Burası
Bunlardan kurtuluş olabilirdi. Kim bilir burada kimlerin eline düştü? Kimlerle işbirliği yaptı? İşte benim de tam olarak merak ettiğim kısım bu kısım. Bu masadan kimlerle işbirliği yaptığı kısmı. Herhalde bu konuda bir şeyler araştırmışsınızdır muhakkak. Araştırıyorum İlyas. Bir şeyler öğrenir öğrenmez de bunu abinle paylaşacağımdan emin olabilirsin. Abin de takdir eder ki kardeşinin ölüm kararını vermek öyle kolay bir karar değil. Yanılıyor muyum Huzur? Haklısın Ekrem Bey. Bizzat ben defalarca İlyas'ın ölümü için el kaldırmışımdır. Suçluysa ölsün diye. Rezil bir hayat yaşamasın diye. Keşke sen de kardeşini öldürtmeden önce masaya otursaydın. Hepimizin gerekli sorularını cevaplatsaydın. Biz de gönlümüzce büyük adamsın diyebilseydik. Ama her neyse aklımızda o aklı yerinde olmayan kardeşini sen yönetiyormuşsun gibi bir soru takılıp duruyor. Ekrem Bey, kızımın öldürülme meselesinin arkasında sen var mısın, yok musun? Buna daha önce de cevap verdim. Benim bir kızım var. Gözümü kırpmadan bu masadaki herkesi öldürürüm. Sırf o yaşasın diye. Ve o yüzden kimsenin çocuğuna ve ailesine asla zarar vermem. Nereye gidiyorsun? Kimsesiz Yaşar. Bir çay yok mu ya? Demleme ama. Şöyle ince belli bardakta. Hepimiz içeriz değil mi? Ne çayı Yaşar? Burada bir şeyi konuşuyoruz. Çay içerken konuşulmuyor mu? Biz her gün çay içip konuşuyoruz dükkanda. Burası senin dükkanın değil. Ha. Madem dükkan sahibisin, bir ikramda bulunsan zarar etmezsin herhalde. Çay getirin çocuklar. Bak, Yılmaz Bey de benim gibi. Hararetli, belli. Yok canım, ne hararet? Bence benim söyleyeceklerimden sonra bu masada hararet biraz yükselir. Şimdi hepiniz benim dostumsunuz diyemiyorum. Neden? Çünkü dost olmadık hala. Yavaş yavaş birbirimize ısınıyoruz. Sağ olsun Ekrem Bey, karşısına dikildim elimde bir paket lokumla. Öyle fındıklı fıstıklı bir lokum da değildi yani. Öyle sade, düz bir lokum. Sinirliydim çünkü. Dedim Teoman nerede? Dedi ki ne yapacaksın? Dedim sıkacağım. Dedi ki niye? Bunu böyle uzatmayalım şimdi, Hızır Reis sinirleniyor. Sonunda sıktım. Yani öyle kimseye de eller havaya falan demedim yani. Hepimiz için sıktım. İlyas dostum bilir. Bilirim. Açıkçası ben Yaşar'ı bu konuda haksız da görmüyorum ama tabii ki konuştuktan sonra sıksaydı hepimizin yararına olurdu, abimin de dediği gibi.
çay ne kadar çabuk demlendi. Çocuklar. Güvenlik aşağıda çay içiyor. Kendi çaylarıdır. Hmm. Kimsesizler çay içiyor, patronlar kadeh tokuşturuyor diyorsun. Yılmaz Bey. Evet, hakikaten de demli. Tamam. Halk adamısın, anladık. Burayı kıraathaneye çevirdin, onu da anladık. Masayı hararetlendireceğin konu ne? Şimdi diyelim ki ben bu masada birinin ihanetini tespit ettim. Ölümünü istiyorum. Öldürebiliyor muyuz? Hı? Yılmaz Bey? İhanet ispatlıysa masadaki oylamaya göre liderin kararıyla. Peki ya lider hainse? Haksız. Sana mı ihanet edeceğim? Henüz bana bir ihanetin yok Allah için. Hızır Reis'e ihanetin söz konusuysa bunu oylayabiliyor muyuz? Bildiğin bir şey varsa söyle. Yaşar, oylarız. Daha önce de söylediğim gibi, İlyas ve Alparslan da dahil, ihanet ihanettir. Sen söylüyorsun da lider ne diyor? Neymiş beni Hızır'a ihanetle suçladığın ispatlı şey? O Asım senin kulağına ne fısıldadı Ünal Bey? Sana ne? Ne demek sana ne Ünal Bey? Ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum ama konu ne zaman açılsa masal deyip konuyu kapatıyorsunuz. Yılmaz abiye de sordum. Bana söylemedi dedi. Bu masadan bir şey saklanıyorsa o ihanettir. Diğere bak. Sen dayının kim olduğunu yıllarca amcalarından sakladın. Bu masaya oturduktan sonra bile. Bana kimse dayımın kim olduğunu sormadı ki. Biz size şimdi bir şey soruyoruz. Senin elinde görüntü yok muydu? Dadaş. Var. Dudak okutacağım dedin. Ne gerek var dedim. Dudak okutacağım demedim. Masasına oturuyoruz. Ünal Bey bize söyler dedim. Ama baktım ki Ünal Bey'in söyleyeceği yok. Ekrem Bey, siz yoktunuz. Rahmetli kardeşiniz de şahit oldu konuşmaya. Rahmetli ya da rahmetsiz. Şimdi konu Teoman değil. Evet. Konu Teoman. Rahat konuş Ünalcığım. Bilirsin, ben gizli iş sevmem. Lideri sorgulamak için oy çokluğu değil, oy birliği gerekir. Öyle değil mi Yılmaz? Aynen öyle. Ben de o yüzden arkadaşlara katılıyorum. Ne dedi Asım? Hadsiz. Madem oy birliği var, o zaman açıklayayım. Asım bana dedi ki,
istihbaratlar arasında bir klik var. Bu klikte herkes var. Hızır'a suikastı yapan ekip bunlar tarafından yönlendirilmiş. Size daha önce de söylemiştim. CIA artık bize resmini göstermeyecek. Ben de Asım'a sordum. Madem sadece bana söyleyeceksin, bu resimde kim var? O da bana seni öldürecekler dedi. Ben kim dedim, kim? Belçikalı diyorlar dedi. İsim verdi mi Ünal? Senin ismini vermedi Ekrem. Peki sen bunu niye sakladın? Şundan dolayı sakladım. Asım'ı öldüreyim diye Yaşar bana bir Belçikalı isim verdi. Bu isim Ekrem mi, Teoman mı diye kesin bir karara varmadan söylemeyeyim. Sen şimdi bu masada oturduğuna göre Belçikalı değilsin değil mi Ekrem? Benim için NATO'cu dahil her şeyi söyledin İmran. Artık umurumda mı? Hayır değil. Bir şey daha sorabilir miyim? Sor Yaşar, sor. Belli ki sen iyi sorguluyorsun. Sağ ol, eyvallah reis. Bana kim sıktı Ünal Bey? Sana Ekrem kimin sıktığını söyledi. İstihbarattan biri dedi. Bir isim vermedi. Bildiğinden mi bilmediğinden mi bilmiyorum ama bence sen biliyorsun. Ya ne alakası var şimdi sana kimin sıktığının? Sen Teoman olduğuna inanmıyor musun? Eğer öyle değilse niye koşa koşa gidip de Teoman'a sıktın? Koşa koşa gidip sıkmadım dostum İlyas. Ağır ağır gittim. Ben oradaydım zaten. Koşa koşa diyorsun, insanlar yanlış anlayacak. Yaşar doğru söylüyor. Ona kimin sıktığının adını da biliyorum. İsterseniz açıklayabilirim. Ünal Bey, bir istihbarattan düşmanımız eksikti. Kesin bir bilgi olmadan bence bu konuyu burada konuşmayalım. İyice bir araştıralım. İyice araştırdım ve kesin bilgiye ulaştım. Kimmiş bu Ünal Bey? Ceylan Hanım. Ceylan Hanım olmasaydı bu bilgiye ulaşamazdım. Ne alakası var şimdi Ceylan Hanım'la? Kimin ismini verdi? Alparslan'ın teyzesi. Sen Nevzat Bey'le görüşmediğin için bilmiyorsun. O yüzden Ceylan Hanım'a sordum. O da bugün değin etti. Kimmiş Ünal? Onun da ismini söyle. Bugün görüşmüştün Ekrem. Ben bugün bir sürü insanla görüştüm. İlyas'la Yaşar'ı çıkarmak için görüştüğün Nedim sıktırmış Yaşar'a. O bizi sorguya alan Nedim. O. Bir dakika. Bugün İlyaslar içerideyken bu Nedim denen adamı bir soruşturdum. Camiada güvenilir biri olarak biliniyor.
örgütçülerin tasfiyesinde etken rol almış. Öyle mi Ekrem? Ben de öyle biliyorum. Ama bugünkü görüşmemizde bana çok sıcak yaklaştığını söyleyemem. Sen bunu bize niye söylemedin Ekrem Bey? Buraya bunları konuşmak için geldik Yaşar. Ve dediğim gibi ben bildiğim her şeyi konuşuyorum. Madem Ünal bir isme ulaştı, hepimiz soralım, soruşturalım. Eğer dediğinde haklıysa gereken yerlerle görüşme yapıp karşılık vereceğimizi söyleriz. Bana sıktıran Teoman yani. Bu Nedim de Asım'ın kliğinden. Sen Asım'ın ismini verince onlar da harekete geçtiler. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Benim soracak başka sorum yok. Erken gelmişsin. Senden konum gelince reis bizim çocuklara dedim ki hele bakın bakayım bu adres neresi. Dediler çok konumlu insanların olduğu bir yer. Dedim kim ola ki? Dediler kimsesiz baba. Gitme. Oraya gitme. Biz gidelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Dedim ne gerektiğini bilmiyorum ki ben. Şimdi sana soruyorum reis. Biz ne gerekiyor ki buradayız? O evdeki adam bana gerekiyor Yaşar. Sana gerekiyor. Ben de sana gerektiğime göre o adamı ben tanıyorum. Bugün karşılaştın. Bugün yine bir sürü adamla karşılaştım. İçeri gir çık gir çık. Kimmiş bu adam? Nedim? Bizim istihbaratçının evinin önünde ne işimiz var reis? Konuşacağız. Sadece konuşacak mıyız? Hayır, bu saatte olduğu için diyorum. Adamın evinin etrafında kameradan geçilmiyor. O yüzden pek fazla sokulmadım. Hani sadece konuşacaksak bir problem yok. Gelin konuşalım. Yaşar, konuşmaya devam edecek misin? Benimle gelecek misin? Gelmeyecek olsam niye burada olayım reis? Hadi bırak arabayı geçelim. Sonra biriyle ortak olacaksan Yaşar, benimle ol. İlyas'la, Alparslan'la, onunla bununla değil. Şimdi anladım niye İlyas'la değil de benimle geldiğini. İyi. Reis, ben diyorum sadece konuşsak daha iyi. Bilgi almış oluruz. Bence de öyle yapalım. Konuşacaktık Yaşar. Hazır beni Nedim'e getirmişsin. Nedim bana sıktırmış. Ben de adamlarına sıkayım dedim. Bunlar nezaretteydi. İlyas'a da dedim. Bunlar Nedim'in adamları dedim. Yok dedi, öyle olsaydı bu kadar kopmazlardı dedi falan dedi filan dedi. Tamam Yaşar, tamam. Dışarıda konuşmayalım, içeride konuşalım. Thank you.
Adam beni tanıyor. Kapıyı ben çalarsam açar. Nedim Bey, ben Yaşar. Kimsesiz Yaşar. Sizinle konuşmaya geldim. Anlatacaklarım var. Ne o? Kapıma geldin diye senden korkacak mıyım? Ha? Mafya bozuntusu. Kapının önündeki adamların korkacak vakti olmadı. Bozuntu biraz ayıp olmuyor mu? Sık. Sık hadi göreyim seni. Bakalım bana sıktıktan sonra ne kadar yaşayacaksın. İşte sizin en kötü özelliğiniz bu Nedim. Hep kendinizden sonrasını düşünüyorsunuz. Sana ne, sana ne? Senden sonrasından sana ne? Nedim'ciğim, dediğim gibi konuşmaya geldik. Şu silahını alayım. Reis, ne yapıyorsun ya? Devletin görevlisine vuruyorsun. Hangi devletin görevlisine vuruyorum Yaşar? Vallahi bizim devletin görevlisinin düğmesini koparmak 6 aydan başlıyordu eskiden. Ama bunların devleti hemen selamı sabaha irtibatı kesiyor. 60 ayda zor toparlıyorsun arayı. Uzmanla sen Hücre'nin iki adamısınız. Diğerlerini bana söylersen. Ne yaparsın? Yoksa öldürmez misin? Ya da teşekkür mü edersin? Nedim! Ne biliyorsan anlat, çabuk öl. Yoksa bu iş uzar, 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 uzar. Bak anlatırken bile uzadı. Ne biliyorsam anlatayım Yaşar. Konuş, anlat tabii ya. Yalnız boş konuşma. Beni öldürmenizi isteyen kim? Bizde kimsenin ismi yoktur. Emir gelir, uygularsın. Başka sorun? Kaç kişisiniz? Bilmem. Belki 100. Belki 1000. Belki de 10.000. Bildiğin kaç kişi var? Bildiğim, Asım'ı sen öldürdün. Bildiğim, uzmanı kardeşin İlyas öldürdü. Ha, belli ki beni de siz öldüreceksiniz. Benden sonrakine sorarsın artık ne soracaksan.
Peki senden sonrası kim? Onlar seni bulur Hızır. Onlara... Bak... Beni öldürdükten sonra ne olacağımı söyleyeyim mi? Taktı sonrasını. Söyle. Eğer sürünmenizi istiyorlarsa... Benim cinayetimi üstünüze yıkarlar. Sonra da örgütün azılı düşmanı, kahraman bir adamı öldürdüğünüz için... örgütçü olarak tıkarlar içeri. Ya da aslında yaptığımız gibi benim için kim vurduya gitti derler. Sizin kiminiz varsa öldürmeye devam ederler. Kızın gibi. Ne yapacağız bu kadar kaydı? E buraya boş yere seninle gelmedik Yaşar. Dönüşüm içinde değil misin? Dönüştür burayı da. Dostum Yaşar. Yaşar, düşmanım öldü diyorsun. Ne doğru diyorsun. Reis neredesin? Gel de soğuma. Anlamadım. Hayırdır dedim Yaşar. Ben seni ne zaman hayrı aradım reis? Şerri niye arıyorsun Yaşar? Konuşasın var belli ki. Ben konuyu kısa keseceğim. Tam olarak neredesin? Ya sana ne neredeyim? Ne oldu ne oldu onu söyle. Acil görüşmemiz lazım. Galerideysen oraya geleyim. Galeride değilim. Biz az evvel beraberdik. Niye görüşüyoruz? Sen ayrıldıktan sonra bizim çocuklar geldiler. Dediler kimsesiz baba. Burada bir bilgisayar odası var. Dedim ne ola ki bir bilgisayarda? Dediler bir tane değil, bir sürü var. Tamam Yaşar, neredesin sen? Yükledim bir arabaya, İstanbul'u geziyorum. Bir adres versen. Sen Şahin Ağa'nın hurdalığını biliyor musun? Burada Şahin'in yerini biliyorum. Şahin Ağa'nın hurdalığı dedim. E tamam işte. Tamam. O bildiğin adrese geç, ben de geliyorum. Eyvallah reis. Ceylan. Bu Nedim var ya. Evet var. Artık yok. Bilgisayarları da bizde. Nevzat'a kıyamız olsun diye.
ederse. Şimdi siz Nedim'i yok ettiniz. Bu Nevzat'a kıyak mı olacak? Evet. Nasır yok ya, misafir gelmiş. İki adım attı karşıla. Ne misafiri baba? Yabancı değil, Yaşar abimiz geldi. Hoş geldiniz Yaşar abi. Reha. Reha, bizim çocuklar dediler ki kimsesiz baba, bu Şahin Ağa'nın oğlu Reha seni niye öldürmek istiyor? Dedim istemez öyle bir şey. Dediler çok istiyor. Gördüğü herkese söylüyor. E o zaman dedim ben de görüneyim kendisine, bana da söylesin. Sen beni öldürmek mi istiyorsun Reha? Seni öldürmek istesen niye Yaşar abi diyeyim? Niye karşılayayım? Bak bunun hesabını sorarım ben çocuklara. Ben gariban severim. Ama yalancıyı keserim. Yaşar abi. Sen yine de garibana dokunma. Biz genciz. Hava atmak için sağda solda boş konuşmuşuzdur. Eyvallah genç. Benden sana bir kimsesiz nasihati, beni öldürmek istersen kimseye söyleme. Anladın? Anladın sen. Merhaba Şahin Ağa. Eyvallah. Hoş, sefa geldin. Kusura bakma Şahin Ağa. Eli boş geldik. Gönül isterdi ki bir lokum alayım geleyim. Bu kadar yıldan sonra mekanımıza geldiğine göre senin elin boş değildir Yaşar. Bizim de lokumda gönlümüz yok. Oturalım da çayımızı içelim. Yaşar! Geldin mi reis? Geldim, geldim. Söylediğin şeyler bunlar mı? Bunlar.
Hoş geldin Hızır'ım. Ne iş? Seni bugüne kadar iyi bir işe bulaştırdım mı? Allah için hatırlamıyorum. Bundan daha iyi iş nerede bulacaksınız? Devlet dairesinde mi? İşi bilsek abi. Örgütün bilgisayarlarına çökmüşüz. Herkes tek tek ortaya çıkacak. Aha şimdi bittiler diyorum ben. Diyorsun. Sensin. Reha. Depon mepon var mı? Yağmur almayacak, güvenilir. Nevzat Beylere haber verdim. Bu akşam mı gelirler, yarın mı gelir belli olmaz. Yağmur almasın. Nevzatları iyi düzelttim diyorsun. Demiyorum. Yok öyle bir şey. Nevzat abiler mi geldi? Reha babanı al, babanı al, babanı al. Yaşında adamım. Sen git evlatların durumuna bak hadi. Kusura bakma reis. Pek faydalı olamadım. Astigmatım var benim de. Gece dost düşman ayıramıyorum biliyor musun? Gözlük tak. Dostum Yaşar. Dönüşüm işine girdik diye kendimizi de dönüştürecek halimiz yok. Dostum İlyas. Son anda fark ettim seni yalnız. Dayı iyi misin? Değilim. İyi değilim.
Bu bilgisayarlar bizimle gelecek. Gelmeyecek, bizimle gelecek. Kusura bakmayın Nevzat Bey. Olay yeri polise ait. Önce bize gelsin, zabıtlarını tutalım. Sonra size göndeririz, gerekli incelemeyi yaparsınız. Sana ne diyorsun? Nevzat Bey. Paramparça oldular zaten. Bırak alsın arkadaşlar. Adamım sizinle gelecek. Kaydı alın, teslim edin. Nevzat Bey, ölenlerin kimlik bilgileri geldi. Bu adamlar içeriden. Ne demek içeriden? İçeriden ama açığa alınmışlar. Kim almış? Dosyaları neymiş? Ne zaman alınmışlar? Hepsini öğrenmek istiyorum. Emredersiniz. Nedim almıştır bunları açığa. O ne demek? Örgütten açığa alıyor. Kendisi nasıl örgütçü oluyor? Şöyle oluyor Fahri'cim. Bunları dışarı çıkarıyor yarı resmi tetikçi olarak. Kendisi de örgüte savaş açtığı için açığa çıkmayan hücre oluyor. Gel bir selam ver. Bir sürü şey oldu burada. İnsan canını zor kurtardı. Kurtaramayanlar da oluyor Fahri. Geçmiş olsun dediğim söylersin. Reis bir sorun var. Hem bu Nevzat'la aram yok diyorsun. Hem adamı buraya çağırıyorsun bilgisayarları vermek için. Hem de adamla konuşmuyorsun. Konuşacak bir şey yok. Herkes işini yapsın. Ne hain kadar ne zalim. Sıkanlar Nedim'in açığa aldığı adamlarmış. Vay arkadaş. Nasıl bir şebekeye düştük ya. Vurdukça altına mı iniyoruz, üstüne mi çıkıyoruz belli değil. Çember gibi düşün. Altı da yoktur, üstü de yoktur. Bu çemberin içine girdin mi döner durursun. Bilmiş kişi gerçekten çok iyi dedin. Siz de bana deyin. Çok bilmiş kişiler olarak. Adamları ortaya çıkartmak için peşinize taktınız. Anladık. Adamlar öldü. Şimdi kim ortaya çıkacak? O kendisi gelecek. Adamlarını vurmaya başladık. Ya vurmaya gelecek ya da uzlaşmaya. Madem bunlar Nedim'in açığa aldığı adamları, başhekimleri açığa almışın peşine düşsek. İlyas dostum sen beni eve bırak da ben bu sorunun cevabını sabaha kadar çözeyim. İyi hadi. Bize müsaade. Yarın ne yapıyorsun reis? Sen bir araştır da bana haber ver. İyi. Hadi görüşürüz. Sabahları abin nerede oluyor? Evinde. Bir ara kahvaltıya gelmiştim evet. Bu liste miste işini yine de Nevzat'a onaylatın Fahri. Şimdi yanlış liste verip sağlam adamları temizlettirir bu örgüt. Doğru diyor. Hadi siz de ne duruyorsunuz gidin. Yok mu sizin eviniz yuvanız? Yok. Kurun da. Thank you.
Amca demek ki doğru yerden üstüne gidiyoruz ki Ekrem kızını işin içine kattı. Kızını dokunulmaz yaptı. Biliyorsun, bizim Hızır Ali de yasaklanan şeye dayanamaz. Bu yüzden hep tehdidi üstümüzde olacak. Hem de bizimle gerilmesinin zemini. Masadakiler ne diyecek? Şahsi mesele. Hatta Ekrem haklı. Bu onun planı. İyi de plan. Ama bizim onun planını bozabilmemiz için döşediğim ayınları patlatmamız lazım. Zeki ile ilgili hiç sesini çıkarmıyor. Yok sayıyor. Çıkarmıyor çünkü çıkarırsa kendi ortaya çıkacak. Bu benim için önemli değil. Benim için önemli olan ben sesimi çıkardığımda ortaya çıkacak olanlar. Ben hep duyardım. Hızır Reis'in bir deposu var. Orada konuşulanlar dinlenemiyor diye. Burası orası mı İlyas? Doğrudur Yaşar, burası orası. Yok ya. Bence dinleniyor. Nasıl yani? Hızır Reis arada bir sinirlenip bağırıyormuş. Şu yan tarafta bir yük asansörü varmış. Onun boşluğundan Hızır Reis bağırdığı zaman yukarıdakiler duyuyormuş. Yaşar, rahat ol. Ben bağırıyorsam sesim duyulsun diye bağırıyorumdur. Hoş geldin, geç otur. Yemin ederim ben tahmin ettim. Dedim burada kesin demli çay vardır. Alpaslan. Şu masayı yuvarlak masa yapalım da toplantıları da burada yaparız ya. Ha? Ne o öbür masada mumlar falan yanıyor. Sanki birbirimizi etkileyip dansa kaldıracakmışız gibi. Yakışmıyor bize yani. Haklısınız Yaşar Bey. Bak Alpaslan da Yaşar Bey diyor. Hem bey diyerek araya mesafe koyuyorsun hem de çay ikram ediyorsun. Ha diyorsan ki ben devlet terbiyesi almış adamım. Ona söyleyecek bir şeyim yok. Yaşar. Peşrevin bittiyse güreşe geldi. Aslında biliyorsun elimde bir şey olduğu zaman herkesi yormadan ortaya koymam. Ama bu mevzu beni haddinden fazla yorduğu için hemen dile geleyim. Bittik. Bittik derken? The end. Son. Fin. Yani her güzel filmin sonunda olduğu gibi İlyas'ım. Bitti. Bitti. Peki Yaşar. Dostum. Bizi bu bitirecek olanlar kimlermiş? Onları da söylersen hiç olmazsa filmi zevkle seyrederiz. Ha? Beni tanıyorsunuz. Tehlikeli bir adamımdır. Neden? Çünkü sokakta tanımadığım insan yok. Sokağı bilirim, sokakta beni bilir. İstediğim işi istediğim adama yaptırırım. Sevebiliriz. Kimsesiz Yaşar. Hah, işte bunların hepsi kimseli Yaşarlar. Nasıl yani? Yani her türlü kimlikleri var. Sözüm ona işten atılmışlar. İşten uzaklaştırılmışlar, görevden el çektirilmişler falan filan. Yani şöyle düşünmek lazım. Bunlar sadece dinlenmek için içeri giriyorlar. İzlerini kaybettiriyorlar. Sonra tekrar çıkıyorlar.
Ya kim? Bunların bir ismi yok mu? Var. Var. Nedim'in attıklarını araştırırken rastladım. Nedim'in normalde böyle bir adam attırması mümkün değil. Yani kendinden bu kadar büyük bir adamı attırabiliyorsa o işi organize eden adam o. Mürsel Kara. Kara Mürsel'li mi? Yok dostum İlyas. Adamın ismi Mürsel, soyadı Kara. Ben bilirim bunu. Çok işkencesini duydum. Hatta gözüm kapalı birkaç defa sesine de tanık oldum. Garibanın biri vurma Kara Mürsel abi deyince kömür oldu. Elektrikten. Bildiğin karardı çocuk yani. Meğer kimse buna Kara Mürsel diyemezmiş. Şaka sevmiyor. Neredeymiş bu şaka sevmeyen Mürsel? Çocuklara söyledim. Dedim bulun. Artık bir iki vaktim olur, bir iki saatim olur, bir iki günem olur. Ne yani, fallarda mı arayacağız şimdi biz bu adamı? Abi, fidanlıktan aradılar. Mürsel Kara diye biri sizi orada bekliyormuş. Reis sen gelme. Ben gelmiyorum zaten. Ne demek gelmiyorum? Benim adamla bir sorunum yok. Olsaydı bana gelirdi. Sizin mekanınıza gitmezdi. Bir gün benim mekanıma gelirse benim sorunum olur. Ha diyorsanız ki bizim yardıma ihtiyacımız var, yapamayız edemeyiz. Öyle bir şey demiyorum. Karşı taraf etten kemikten değil midir? Teşekkürler Yaşar Bey. Hurşit arkadaşın da dediği gibi sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Hadi Yaşar sen git. Bundan gerisi benim sorunum. İlerisi de benim sorunum belli ki. Söylemeyecek misiniz ikiniz de niye geldiğinizi? Reis geldiğinde Şahin Ağa. Belli ki aynı dertten muzdaripsiniz de ikinizin de birbirinizden haberi yok. Derdin ne senin dadaş? Benim bir derdim yok. Senin? Benim hiçbir derdim yok. Madem bir derdin yok, niye geldin sabah sabah? Önce bu söylesin. Olur. Ben çay içmeye geldim. Burada çay çok güzel, demli. Sen söyle. Ne oluyor bunların? Bana kalırsa ikisi de aynı mevzudan burada. Yaşar. Hı. Bu Mürsel'den haber var mı? Var. Nasıl var? Bana geldi.
Sana da mı geldi? Dedim sana, mevzu ortak diye. Ne diyor Mürsel? Ayağıma dolanmayın, ticaretinize bakın. Yoksa masayı kafanıza indiririm. Özeti bu. Bana da ısrar sordu ki sen beni niye arıyorsun? Dedim, Hızır Reis birini öldürecekmiş. Ona yardım etmek istedim. Ama tabii öldüreceği adamın sen olduğunu öğrenince... tırstım havaları yaptım yani açıkçası. Tırstım havaları mı yaptın? Yoksa tırstan mı? Açıkçası ben tırstım. Eskiden olsaydı... soğuktan başka bir şeyden tırsmazdım. Sana ne dedi tipi? Hızır'ın yanında fazla gezme tipi. O lazım diye tutuyorum. Yanında biraz daha dolaşırsan... çocuğunu göremezsin dedi. Sen ne dedin ya? Şahin ağa, ne dediğim belli değil mi? Buradayız işte. Peşime birini taktıysa... ne demek istediğimi anlamıştır. Reis, bence bu artık masanın meselesi. Madem Mürsel bize kafayı taktı, sıkacaksak hepimiz sıkmamız lazım. Yoksa bunun arkasından gelenler hepimizi tek tek avlar. Dadaş, bak bilirsin. Ben normalde kimseye hak vermem. Ama Yaşar Dadaş haklı. Bu artık masanın meselesi. Mesele masanın meselesiymiş. Bu Mürsel niye dün yoktu bugün var? Yani ne diyorsun? Yani demem şu ki, Ekrem masaya oturana kadar neredeydi? Ekrem'e mi gıcık bu Mürsel? Gıcık mı, ortak mı? Bir araya gelin, sorun işte. Ben görüşemem şimdi Ekrem'le. Hasretinden görüş demedik reis. İşimiz var diye dedik. Herkese selamlar. Abi bir iki dakika görüşebilir miyiz? Gelemem İlyas. Bir şeyler konuşuyoruz. Senin de duyman gereken bir şeyler hatta. Tamam abi. İlk önce sen beni dinle, sonra ben herkesi toptan dinlerim. Dostum İlyas. Bizden özel ne olabilir ki ya? Dostum Yaşar, özel ki söyleyemiyorum. Özel mözel, lakıcık oluyorum ben buna ya. Biri birini vuracak, öbürü öbürünü vuracak. Bundan daha özel ne olabilir? Ha? Tamam abi. Madem gizlimiz saklımız yok dostlarımızdan, anlatayım. Ekrem'in kızı yukarıda odamda. Burada ne arıyor şimdi İlyas'ı? Götürmedin mi babasının yanına? Götürdüm, istemiyor. Kabul etmiyor. Niye kabul etmedi? Abi kızını kabul etmiyor işte. Diyor ki benim böyle bir kızım yok, alın hayrını görün diyor. Lan oğlum siz manyak mısınız? Niye kabul ettiniz? Manyak falan değiliz. En azından Ekrem kadar manyak değiliz. Adam diyor ki bunu buradan götürmezseniz ben kendi öz kızımı vururum diyor. Ne yapayım? Sen niye gülüyorsun lan? Ben tahmin etmiştim danışıklı işi olduğunu. Tahmin etmişmiş. Biz tahmin edemedik. Alparslan kusura bakma.
Biz öyle tahmin ettik ki kız Hızır Ali ile birlikte olduğu için adam yeğenimizi öldürmek istiyor. Ne bileyim ben, kızını da öldürmek istiyormuş. Hızır Ali Ekrem'in kızıyla mı beraber olmuş? Özel de özel. Oğlum niye anlatıyorsun sen özel olan her şeyi burada? Dostlarımız ya abi. Kimin kimi vuracağını konuşabiliyorsa, kimin kiminle olduğunu da konuşabiliriz. Sen kızı niye getirdin buraya İlyas? Size mi götüreyim Şahin'e? Ceylan ablaya mı götüreyim yoksa bize mi götüreyim, onu sormaya geldim işte. Götür, otele bırak. Abi. Tadaş. Bak. Madem bu Ekrem bu çocukların görüşmesine izin vermiyor. Bırak bize gelsin. Ben gizli gizli görüştürürüm sevenler. İyi halt edersin. Belli ki ya düğün ya cenaze. Ya ne düğünü ne cenazesi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Bizim çocuklar demek ki bunu atlamışlar, bana söylemediler. Belli ki sizin çocuklar çöp karıştırabiliyor. Otel odalarını değil. Amca, Ekrem'le görüşmek şart oldu. Ben görüşmem şimdi Ekrem'le Mekrem'le. Ne diyeceğim? Allah'ın emri, peygamberin kavli mi? Abi, adam kızı istemiyor. Kızı reddediyor. Dadaş, görüyorum ki zor durumdasın. Biz en iyisi bizim çocukları bizim mekanda toplayalım. Ben de söyledim geçen gün, burada toplanalım dedim. Mumsuz, şamdansız. Yani nedir o ya? Bize yakışıyor mu? Çay da var burada. Burası olmaz. Da fidanlık olur. Kendi mekanımızda kız istemek olmaz. Örf olarak. Örfmüş. Git Ünal'la konuş. Durumu anlat. Toplantıyı fidanlığa ayarlasın. Tamam amca. Ne yani şimdi kızı fidanlığa mı götüreceğiz? Ne yapacaksın İlyas? Kızı bagaja koyup ortadan mı kaybolacaksın? Götür eve de. Hangi eve? Hazır Ali'nin olmadığı eve. Allah. Tamam abi. Tamam. Vallahi yoruldum şu uğraştığımız şeylere bak ya. Ben artık koşturmam. Kimse kusura bakmasın. Al pasta. Bak Hatice ablayla enişte yukarıda, söyle onlara, onlar götürsün. Bu ne? Tamam amca. Yaşar. Bu Mürsel'in açığı, gediği, zaafı ne var? Reis Mürsel'in bir zaafı yok. Ama ekipçi. Adamları ona güveniyor. O da adamlarına. Yani sadıklar. Onlardan bir şey öğrenemeyiz. İnsandır da insan. İlla vardır bir zaafı. Benim zaafım ne sence reis? Ha. Gariban. Sen garibana kıyamazsın. O yüzden bir gün bir gariban kılıp herif öldürecek seni. Öyle bakıyorsak Mürsel'in de bir göz bebeği var. En güvendiği adamı. Ama dediğim gibi sadıktır. Onu almamız hiçbir şeyi değiştirmez. Peki vurmamız? Vurmamız çok şeyi değiştirir. Dostum İlyas. Ne gibi? Mürsel'e yapacak tek şey kalır. Göz bebeğini alırsan o da Hızır'ın göz bebeğini vurdurur. Yani beni. İlyas'ı ya da Alparslan'ı diyor olabilir tipi. Hemen üstüne alınma.
Kusura bakma reis. Söyleyeyim de sonra niye vurdular kardeşimi deme. Peki kimmiş bu göz bebeği? Sıddık. Eski bir itirafçı. Sabah duyduğum bir itirafçı var güvendiği diye. Demek o. O zaman Sıddık'ın yerini öğrenmek bana düşmez. Yaşar dostum, sen böyle bu kadar kimseden korkmazsın da şimdi bu geri vitesini ben anlayamadım. Dostum İlyas, ben hiç kimseden korkmam. Kendimi tutamam, bu adamı öldürürüm. Sokaklar ateş yerine döner. Kendim için korkmam. Ama bu sebepten korkarım. Sokaklarda gariban dolu. Olan onlara olur. Ben öğrenirim Yaşar. Sen daha fazla işin içine girme. Sen de tipi. Ekrem ne diyorsa he deyin. Sen ne diyeceksin? Şahsi husumetimizden dolayı yok diyeceğim. Bu gece burada toplanmayı ben istedim. Sebebine gelince, masamızdaki bazı arkadaşların şahsi meseleleri düşmanlığa dönüşmeden yakınlığı tesis etmek. Hani ayırıyorduk iki konuyu? Hani Hızır Reis'le Ekrem Bey'in konusu ayrı, bizim ticaretimiz ayrıydı. Ayrı. Ender, ayrı. Bu gece bu mekana geldik ki, Hızır bak, senin mekanına geldik. Hiçbir düşmanlık yok. Ama ticaretimizde gelişmeler var. Öyle değil mi Ekrem'cim? Evet, Hızır'la aramda çözülmesi mümkün olmayan bir mesele var. Ama bu onunla mesele. Bunun ticaretimize engel olmayacağını göstermek için de Ünal Bey'in ricasını kabul ettim ve geldim. Konuya gelecek miyiz? Konuya gireceğiz. Silahlarla birlikte ilaçların sevkiyatına hiç kimsenin itirazı yoksa bu akşam Ekrem, Ender ve İlker bir organizasyon yapacak. Konu bu mu? Konu bu. Şahsi meseleleri konuşmuyoruz dedik. Sizin Mürsel'den haberiniz yok mu Ünal Bey? Mürsel kim? Kara Mürsel. Mürsel Kara. Ne olmuş Mürsel Kara'ya? Tanımıyor musunuz Ekrem Bey? Evet tanıyorum. İşte o sizin tanıdığınız adam buraya geldi. Adamlarıyla birlikte. Bu masa kadar bize laf etti. Hem de tehdit içerikli konuştu. Sonra sizin bir adamınız vardı. Zeki. Heh, Zeki. Sizin o adamınız Zeki'yi öldürdü gitti. Zeki ile ne alakası var bu konunun? Şimdi sizin bu Zeki bize dedi ki bütün bu olayların arkasında Mürsel var. Öyle deyince biz de Yaşar'la şu Mürsel'i bir araştıralım dedik. Demeye kalmadı. Bu Mürsel çıktı buraya geldi. Dedi ki mantar tabancası satabilirsiniz. İzin veriyorum.
Ama haddinizi bilin. Kimmiş bu hadsiz? Bize haddimizi bildirecek. İşte ben de bu yüzden burada toplanalım istedim. Yoksa sizin tentirdiyotla sargı bezinin yanında mantar tabancası satma fikrinizi onaylayacağımdan değil. Onay vermiyor musun yani reis? Temiz bir iş diye söyledim. Hem sağlıkla da ilgili bir şey. İnsanlar ölmesin tabii. Tabancayı yanına niye koyuyoruz o zaman İlker? Ya o başka bir yere gidiyor, o başka bir yere gidiyor. Ya şimdi kendimizi kandırmayalım. Yani biz aynı yere gidiyor diye düşünelim günahını üstlenirken. Ha farklı yere gidiyorsa yani birinden sevap kazanırız, yani birinden de günah kazanırız. Heh. Amaç tam da bunları kazanmaktı. Beyler, biz iş adamıyız. Prensiplerimiz var. Masanın en önemli prensibi de örgütlere silah satmayacak olmamız. Bu prensibe ters bir durum olmadığını Ekrem Bey garanti etti Ünal Bey'e. Ve bahsi geçen para çok büyük miktarda. Ve bizim alanımızın dışında. Hızır Reis, bunun neyine itiraz ettiğini söyler misin? Şuna itiraz ediyorum. Ben şimdi size diyorum ki bu adam gelip bize meydan okudu. Hepimize meydan okudu. Siz ticaretten bahsediyorsunuz. Ne ticareti? Bu tür adamlar size ticaret yaptırır mı zannediyorsunuz? Hı? Hızır, adam seni tehdit etmiş. Bunun seninle şahsi bir problemi var belki de. Bugün beni de tehdit etti. Beni de. Yani? Yanisi şu. Ekrem Bey. Bugün bu masada senin bu ticaretine hayır diyecek insanlar tehdit ediliyor. Ama gördüğüm kadarıyla Yılmaz Bey'i tehdit eden falan yok. Hatta bana herkesçe yakınlığıyla bilinen Ender ve İlker de dahil. Sağ ol reis. Sebep ne? Ender'le İlker bu ticareti kabul edince tehdit edilmeye gerek bile duyulmadı. Yani Mürsel benim adamım mı demek istiyorsunuzdur? Değil mi Ekrem Bey? Eğer benim adamımsa ticaretimize devam ederiz. Yok değilse, ticaretimize engel olursa o zaman gerekeni yaparız. Benim Ekrem'in dediğinden anladığım şu. Mürsel'le ilgili bir sorun olursa bu Ekrem'in sorunu. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Eğer ortada bir sorun yoksa Mürsel Hızır'ın sorunu, tipinin sorunu ve Yaşar'ın sorunu.
Yine bizi ilgilendiren bir şey yok. Yani siz kazanacaksınız, biz çatışacak mıyız? Dostum Yaşar. Öyle görünüyor. Bu durum bana hiç dostane görünmedi. Dostum İlyas. Ama olsun. Mesele değil. Madem biz Hızır Reis'le, Dadaş Murat'la... Eyvallah. ...biriz. Mürsel'in üzerine gideriz. Ezer geçeriz. Arkasında kim varsa. Ezer geçeriz. Bu masada da olsa ezeriz. Tamam mıdır? Var mı itirazı olan? Hiçbir itirazım yok. Ben açık oynayan, açık konuşan, açık yaşayan bir adamım. Mürsel dediğiniz de kontur gerilla tipinde küçük adamlar benim gözümde. Muhatabım değil. Ama eğer siz muhatap olmak istiyorsanız olun. Ardını arkasını bulun. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Ama ticaretimizde herhangi bir engel çıkarsa... ...buna da Mürsel süsü verilirse... ...ben de bu masada bazı insanları suçlarım. İtirazı olan var mı? Ben size bir mesel anlatayım da bu konu kapansın. Bizim Dayıoğlu dediğimiz bir gariban vardı. Bu tarlada çalışırken, saman otu bir yere ayıklarken... ...samanlar birdenbire alev almış. Tabii bu bizim Dayıoğlu'nun bir yıllık emeği. Hasadı kurtaracak. Atmış kendini ateşin içine. Duyduk dediler hastanede. Vardık hastaneye. Acile gittik, baktık. Bizim Dayıoğlu yok. Dedim bu yanık merkezi nerede? Gösterdiler, gittik baktık. Orada da yok. Dedim Allah Allah, ne oluyor acaba? Dedim cildiye nerede? Gösterdiler, baktık orada da yok. Ulan bizim bu Dayıoğlu nerede? Morgda mı? Baktık, oraya da baktık, orada da yok. Tam hastaneden çıkacağız, ortopedinin önünden geçerken bizimkinin sesi. Kimsesiz baba, kimsesiz baba. Baktım her yeri alçı içinde. Dedim Dayıoğlu, bize senin için yandı dediler. Senin her yerin alçı. Bu hal nedir? Her tarafını sarmışlar. Dedi ki, yanmaya yandım da Dayıoğlu. İmdadıma yetişenler kürekle söndürdüler. O yüzden her yerim kırıldı. Ya. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam bu meseli niye anlattı? Belli ki bu masada birisi yanacak. Belli oldu. Bu saatten sonra herkes bilsin ki... ...ben elimde kürekle gezerim arkadaş. Sonra demeyin ki... ...acaba yansaydık daha mı iyiydi?
Biz burada ne bekliyoruz Fahri Bey kardeşim? Söylemeyecek misin? Reis bekleyin dedi. İnsanlar gittikten sonra konuşacakmış. Mürsel Bey meselesi değil mi Fahri Baba? Neye göre Bey Zafer? Ah Servet abi ah. Bir evin kattın, sattın bizi değil mi? Niye satayım? Adamın önünde el pençe divan. Reisiniz bir tane olacak, bir tane. Fahri Bey kardeşim haklı. Neye göre bey bu Mürsel denen haydut? Reisimiz bir tane de zamanın önümüzü diklemişiz. Şimdi mazimizi inkar mı ederim? Etmeyecektiniz. Niye ayrıldınız yanından? Gördük yanlışlarını da ondan ayrıldık Fahri abi. Bunca zaman sonra bizden şüphe mi ediliyor? Edilmiyor. Edilmesin diye söylüyor. Niye şüphe edilmiymiş? Siz insan değil misiniz? Nereden bilelim siz bize ekli değilsiniz? Aramıza en son sen katıldın Murşit abi. Sen eklendin. Ulan Seçkin. Benim babam. Babamın babası. Onun da babası. Çakır beyliler için toplam yaşınız kadar adam vurmuşuz. Nasıl yeni eklenmişim ben? Bozuldu sen git dedim diye. Hadi damadım Fikret neyse de. Bozulması ölmesinden iyidir tipi. Buradaki herkes hedefte. Ya reis bu Mürsel ilk sevkiyata niye bir şey yapsın ki? Yaşar biraz evvel senin söylediğin gibi. Şimdi biri bir yangın çıkaracak. Bu yangını çıkaracak olan da Mürsel. Bekleyecek ki biz o ateşin üstüne atlayalım. Açık konuşursak abi, arkadaşların da anlaması için yanlış anlaşılmasın, kendim için değil. İçeride olmadıkları için hikayeyi bilmiyorlar. Peki. İlyas'ın arkadaşları. Şimdi bu akşam bir sevkiyat yapılacak. Sevkiyat İlker'le Ender'in oradan yapılacak. Sevkiyata bu Mürsel bir saldırı yaptırtacak. Saldırı yapacak olan da sizin tanıdığınız Sıddık, şu itirafçı Sıddık. Tanırdık reis. Hı. Tamam. Şimdi Sıddık hariç gerisinin hiçbir önemi yok. O sevkiyata bir zarar gelmeyecek. O Sıddık da bana getirilecek. Kiminle gidelim amca? Biz yokuz. İlyas ve arkadaşları gidecek. Onun dışında nasıl bir yardım istiyorsanız alın. Nasıl bir plan yapacaklar? Onlar nasıl bir plan yapacak da bizim haberimiz olacak da engel olacağız. Asıl soru bu. Nerede ve nasıl olacağını bilmediğimize göre biz de sevkiyatta olacağız. İyi. Yapın planınızı de. Yaşar. Geliyor musun, kaçıyor musun? Kaçıyor musun biraz ayıp olmuyor mu reis? Yani eve kaçıyor musun manasında. Ben kimsesiz bir adamım. Evim yok ki. Benim var. İyi, o zaman sen kaç tipi. Dadaş. İlyas'ın dostu Yaşar'ın da dediği gibi biraz ayıp oluyor. Benim dostum, benim arkadaşlarım. O zaman siz burada ne arıyorsunuz? Hadi gidin de işimizi görelim. Doğru diyor. Hadi.
Yaşar. Bak beladan kaçayım dedin ama kaçamadın. Bunca yıldır beni niye öldüremediler biliyor musun reis? Neden? Çünkü ben beladan hiç kaçmadım. Hep üstüne gittim. Kendi kendime dedim ki... bir gün beladan kaçarsan... aha işte o gün ölürsün. Özellikle bulaşmam. Misal... sen de şahitsin. Bu Mürsel meselesinde... uzak durmak için çok çalıştım. Ama ondan sonrası kaçmak olur. O da benim için hiç hoş olmaz. Sahi sen niye ölmedin ya? Benim gibi beddua. Nasıl yani? Zamanında kim bilir kime ne haksızlık yaptıysak... öyle bir beddua etmiş ki... yanındakilerin hepsi ölsün, sen yaşa durumu. Çok yan yana oturmayalım mı diyorsun yani? Sen bilirsin diyorum. Oturabilirsin Mürsel. Ne yapacaksın? 4-5 adamla beni mi öldüreceksin? Dört beş adamla neler yapılabilir? Bilemezsin. Mesele seni öldürmek değil. Neymiş mesele? Mesele sana fırsat vermek. Ne fırsatı? Az önce Nevzat'ın verdiği fırsat gibi mi? Nevzat kime ne fırsat verdi bilmiyorum. Ama senin dediğin gibi... sonrası var. Bir sonrası var. Anladım ki hep bir sonrası var. Şimdi fırsat şu. Sonrasını söyle, son dediğini söyle. İlyas'la Alparslan getirsin senin sıddığını, al cehennem ol. Nereye gidiyorsan git. O 4-5 kişi bu kadar insanın önünde seni rezil etmesin. Sıddık önemli değil. Ben sadece
Nereden bildin onun o sevkiyatı basacağını, onu öğrenmeye geldim. Düşündüm. Küçümsediğin kadar salak değilmiş. Ne kadar salakmışım. Sıddığı alacak kadar. Sıddık, Sıddık. Ne Sıddık'mış be? Şimdi bırakın Sıddığı. Mürsel Bey, şimdi sen bana geldin, estin, gürledin, yağdın. Ama yaz yağmuru gibi iki damla da ıslattın. İyi ettin, hoş ettin. De, o ıslanan ahmaklar biz değiliz. Yaşar, sen henüz ıslanmadın. Yarın görürüm ben seni. Ha, bu gece öldürmeyeceksin yani bizi. Madem bizi bu gece öldürmeyeceksin de, bu kadar adamla niye geldin? Hava olsun diye mi? Yaşar, zamanında seni alıp iyi ıslatmıştım. Hı? Bana bak. Bu ne seviyesizlik, bu ne hadsizliktir ya. Ben senin dostun muyum ki bana ismimle hitap ediyoruz? Ben sana Mürsel Bey dedim. O ne demek öyle Yaşar? Ağzım öyle alıştı Yaşar. Seni askıya aldığımda öyle söylüyordum ya. Suyla elektriği yediğinde. O zamanlar işkenceciydin. Bir görevim vardı. Zaten modaydı. İşkence yapmayana hor gözle bakıp meslekten atıyorlardı. Şimdi bir mesleğin yok. Bir görevin yok. Bu neyin havasını atıyor bu reis? Bunlar böyle emekli olana kadar hep bu havalardadırlar. Emekli olmadı mı bu? Geçenlerde bizim çocuklara söylemiş. Biz ancak ölünce emekli oluruz diye. Kaç günü kalmış bunun emekli olmaya? İstersen malulen emekli yapalım ya da resen. Resen? Hani zoraki, mecburen gibi. Hızır, sana daha önce söylediğim gibi. Sokak çocukları gibi konuşup duruyorsunuz. Kimin çocuğu gibi konuşacağız ulan? Biz sokak çocuğuyuz. İyi aile çocuğu. Senin anam baban kim ki böyle hain olmuşsun sen? Hızır. Ver Sıddığı bana. Sadece Yaşar'ı öldüreyim. Seninle anlaşalım. Hı? Yoksa? İlyas, Alparslan, bütün adamları. Hatta sülale. Yaşar kardeş. Senin kimsen yok, bilmezsin. Şimdi bunun bu saydıkları benim için çok değerli. Onlardan vazgeçemem. Reis, senin canın sağ olsun. İlyas! Şu Sıddığı getirin, getirin.
Götürün.